Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber çok merak ettiğiniz bir kulaklığı inceleyeceğiz. Hilo GT1 modeli. Evet şimdi detaylara geçmek için videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olmayı unutmayın ve aynı zamanda bu ürün hakkında merak ettiklerinizi de yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum. Evet her zaman olduğu gibi isterseniz gelin bir kutu açılışına bakalım ve sonrasında da gövde yapısını inceleyelim. Evet şimdi Hilo GT1'in kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi gerçek kablosuz bir kulaklık zaten. Yan tarafa döndüğümüz zaman burada dört tane özelliğin altı çizilmiş. Bunlardan bir tanesi Bluetooth 5.0 bu önemli bir nokta. Sonrasında şarj edebilen ve aynı zamanda taşıyabileceğimiz bir kutuyla beraber geldiğini söylemişler ki zaten başka ne olabilir ki böyle bir gerçek kablosuz kulaklıkta ve aynı zamanda kulaklıkların üstündeki bölümlerin dokunmatik alanlara sahip olduğunu söylemişler. Sonra arka tarafına döndüğümüz zaman burada başka özelliklerden bahsedilmiş. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. Ortalama olarak 2 saatte şarjı sıfırdan yüze doluyormuş. Bunların dışında 310 mAh'lik bir pilimiz varmış ve kutu içeriğinde yine neler olduğu buraya yazılmış. Gördüğünüz gibi kulaklıkların kendisi, bazı kulakçıklar ve kullanım kılavuzu gibi detaylar burada bizlere sunulmuş. Burada da yan tarafında da bir tane QR kod var. Şimdi isterseniz şöyle gelin üstündeki jelatini bir yırtalım. Jelatini yırtmak için kullandığım bıçak kutudan daha büyük yani. Şöyle göstereyim çok komik. Şöyle bakalım, açalım. Şöyle yanından... Dikkatli bir şekilde açtık. Jelatinden de kurtulduk. Bakalım şu şekilde yukarı doğru ittiriyorum. Ve gördüğünüz gibi siyah bir kutu şöyle yukarı doğru açılıyor. Güzel sade bir şekilde bunu kutulamışlar. Kutu ciddi manada çok ufak. Çok taşınabilir olduğunu söylemek istiyorum. Ben de ilk defa şu anda sizlerle beraber görüyorum. Gerçekten güzel. Şu ana kadar test ettiğim kulaklıklar arasında belki de en ufak şarj kutusu olan cihaz denilebilir bunun için. Burada bir tane şarj kablomuz var gördüğünüz üzere şöyle kılıfında ve aynı zamanda Toplamda 4 adet, 2 tane de muhtemelen kutunun içerisinde olmasıyla beraber farklı kulaklık silikonlarımız bizlere sunulmuş arkadaşlar. Demin de kutudan bahsetmiştim. Kutu bir hayli ufak demiştik. Gayet güzel. Yani şu şekilde avucunuzun içinde kayboluyor ciddi manada. Bunu beğendim. Şarj bölümüne geldiğimiz zaman micro USB bir kablo üzerinden bu cihazı şarj edebiliyoruz. Arka tarafında da yine çeşitli detaylar bizlere sunulmuş. İsterseniz şöyle bir kutu açılışını gerçekleştirelim. Bakalım buraya konumlandırmalar nasıl yapılmış. Gördüğünüz üzere burada iki tane kulaklığımız çıkıyor. Şu şekilde. Ciddi manada hafifler bu arada. Ve şu şekilde bir mıknatıs kontrolünü de gerçekleştirelim. Bakalım herhangi bir şekilde sallanınca düşme falan oluyor mu? Herhangi bir düşme olmadığını söylemek istiyorum. Baya sağlam salladım. Şurada da bazı stickerlar var. Cihazı şarj edebilmemiz adına bunları şöyle çıkarmamız gerekiyor. Böylelikle şarj bölümleri de aktif hale gelecek. Şöyle diğer tarafı da çıkaralım. Evet şu anda cihaz şarj olmaya başladığı zaman sizin de gördüğünüz üzere şurada iki tane kırmızı led yanmaya başladı. Böylelikle cihazların şarj olduğunu rahat bir şekilde anlayabiliyoruz. Ancak burada bence bir eksiklik var. Bu eksiklikte kutu üzerinde herhangi bir şekilde bir led yok. Böylelikle kutunun ne kadar pilinin kaldığını ya da şarj olurken ne kadarının dolduğunu anlayamıyoruz arkadaşlar. Bu bence bir eksiklik. Bunların dışında şu şekilde bir çıkardığımız zaman nasıl bir görüntüsü var? Bence şık ve güzel duruyor. Ufak bir tasarım var. Bunların dışında burada gördüğünüz gibi şu anda şarjdan çıkardığım için hemen burası pairing moduna otomatik olarak geçti. Zaten videonun ilerleyen dakikalarında bağlantısını da gerçekleştireceğiz. Onu o zaman sizlere anlatacağım. Ama genel olarak kutusun ufak oluşunu çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Tabii ki kendisine göre bir takım eksiklikler olabilir. Şimdi incelemeye devam ediyoruz. Evet, Haylo GT 1'in kutu açılışını gerçekleştirdik, gövde yapısına baktık. Gerçekten çok hafif ve çok taşınabilir bir gövde. Bu konularda geçerli notu kendisi çok hızlı bir şekilde aldı zaten. Şimdi isterseniz bir de gelin pil performansından bahsedelim. Bu ufacık kutunun içerisinde tam 12 saatlik pil performansı bizleri karşılıyor aslında. Kutunun miliamper değeri 310 miliamper olarak bizlere sunulmuş ve ortalama olarak 1,5-2 saat arasında da kutumuzun şarjı tamamıyla doluyor. Kutunun içerisinden bu ürünleri çıkardığımız zaman ise bizlere 3 saatlik kesintisiz müzik keyfini yaşatıyorlar. Yani özetlememiz gerekirse bunlar bize 3 saati sağlıyordu. Kutu da bizlere 9 saati sağlıyor. Toplamda tam 12 saatlik müzik performansını bizlere sağlayan bir kulaklıkla karşı karşıyayız. Evet şimdi isterseniz gelin bir ilk bağlantısını gerçekleştirelim ve aynı zamanda bağlantı özelliklerinden de bahsedelim. Bağlantı özellikleri olarak Bluetooth 5.0 ile geliyor. Yani güncel bir Bluetooth sürümüyle geliyor. Ancak şu anda biliyorsunuz 5.1 var sürüm güncellemesi olarak ancak... Bu kulaklık bizlere 5.0'ı sağlıyor. Aynı anda iki telefona bağlanamıyoruz. Bence ikisi noktalarından bir tanesi. Bu arada aynı anda bağlantıyı da gerçekleştiriyorum. Zaten otomatik olarak pairing yani eşleştirme moduna geçti. Buradan şimdi telefonumdan Hilo GT1'i buluyorum ve bağlantı şu an için gerçekleşti arkadaşlar. Senkron konusuna geldiğimiz zaman Netflix ve YouTube üzerinden video izlerken herhangi bir şekilde bir senkron problemimiz yok. Ancak işin oyun kısmına geldiğimiz zaman burada zaten sizlere kısa bir video hazırladım. O videoda da görebilirsiniz. Çok az bir gecikme mevcut. Yani oyunlar oynarken tam böyle bastığınız zaman o tetik sesini tam alamıyorsunuz. Onun gibi şeyler tam böyle zamanlamasına uymuyor. Bunlara ek olarak sesli asistan da yine devreye girebiliyor bu kulaklıkla beraber. Şimdi şöyle bir isterseniz kulağımda nasıl duruyor onu da size göstereyim. Gördüğünüz gibi zaten çok ufak bir yapısı var. Çok şık, kibar bir tasarım var. Mat siyah olduğu için. Onlardan zaten sizlere bahsetmiştim. Buradaki alanlar dokunmatikti. Buradaki dokunmatiğin hassasiyeti de gayet başarılı. Şimdi isterseniz gelin bir ses performans testine bakalım. Sonrasında da yorumlarımı sizlerle paylaşayım. Evet bu kulaklığın ses performansına geldiğimiz zaman 7.2 milimetrelik sürücüler bizleri karşılıyor. Kulaklığın dinamiği için bas ağırlıklı bir kulaklık diyebilirim. Yani e, bu yüzden hani bas müzikler dinliyorsanız sizi tatmin edecektir. Ancak vokalleri de çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Yani aslında bas ve tiz dengeleri gayet başarılı, güzel. Benim kulaklıkta eksik bulduğum nokta şu oldu. Ses yüksekliği beni tatmin etmedi. Hep böyle müziği dinlerken elim hep böyle sesi yükseltme tuşuna gitti ama ne yazık ki son seste olduğumu duydum. Dediğim gibi ses performansı genel olarak dengeli bas ağırlıklı. Vokaller vesaire rahat bir şekilde anlaşılabiliyor. Ancak sesin yüksekliği bana yeterli gelmedi. Evet bir diğer merak edilen konu ise dışarıya ses verip vermemesi. Şimdi onun için burada ses kaydı yaptığım mikrofonla beraber bir test yapacağız. Şimdi sesi son sesi açtım ve kulaklığa yanaştırıyorum. Benim oradan gördüğüm kadarıyla hiçbir ses dışarıya gitmiyor. Çok rahat bir şekilde bunu söyleyebilirim. Çünkü orada bazı barlar görüyorum. Hiç hareket bile etmedi. Bu bakımdan başarılı bir test performansı olduğunu söylemek istiyorum. Yine bazı kulaklıklarda bulunan dip ses problemi bu kulaklıkta yok. Müzik kestiğiniz zaman otomatik olarak kulaklıkta kendini kapatıyor. Hiç dip ses problemi de yaşamıyorsunuz. Evet şimdi bir de isterseniz gelin dışarı çıkalım. Dışarıda nasıl bir mikrofon performansı var? Neler sunuyor bu kulaklık bizlere? Onu test edelim. Evet şimdi ise sırada mikrofon testimiz var. Mikrofon testinde Haylo GT1'in ses performansını test ediyoruz. Şu anda dışarıda rüzgarlı bir havamız var. Bu hava ile beraber her zaman olduğu gibi bir süs parkının yanına gidiyorum ve böylelikle dışarıdan gelen seslerle beraber nasıl bir mikrofon performansı olduğunu hep beraber görüyoruz. Şu anda süs parkının bildiği şekilde yanına geldim artık. Buradaki performansı bu şekilde. Şimdi tekrardan daha sessiz bir alana doğru ilerliyorum ve böylelikle bu kulaklığında mikrofon performansını hem sesli alanda hem de daha az sesli bir alanda test etmiş oluyoruz. Evet fiyat performans kısmına geldiğimiz zaman ise 140 ila 170 TL bandında bu kulaklığı alabiliyorsunuz ki bence şu an için fiyat performans olarak satın alınabilecek en mantıklı kulaklıklardan bir tanesi olmuş bu fiyat aralığıyla bence. Çünkü hem taşınabilirlik konusunda başarılı, hem pil performansı olarak başarılı. Ses gayet iyi. Bir tık daha yüksek olabilirdi. Onu zaten söylüyorum. Video ve film izlerken herhangi bir şekilde bir senkron problemimiz yok genel olarak sınıfı geçen bir kulaklıkla karşı karşıyayız. Evet arkadaşlar peki ya siz hala hangi kulaklığı alacağınıza karar vermediyseniz sizler için detaylı bir kılavuz hazırladım. O kılavuzda videonun sonundaki bağlantılardan ve aynı zamanda açıklamalar kısmında bulunan linklerden ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.